Gaziantep'te depremzedeler için yapılan deprem konutlarında sona gelindi. Yapımı tamamlanan Nurdağ ve İslahiye deprem konutlarının 4 Şubat'ta kura ile teslim edilmesi bekleniyor. Herkes yemeğe gelsin, haber verin diye bilmiyorum bu adam. Öncelikle gerçekten çok çok heyecanlıyım. Benim evim az hasarlı ama evde yıkılan kardeşlerimiz var. Onlar adına çok sevinçliyim. 6 Şubat depreminin yıl dönümü gelmeden devletimiz bu hizmeti bizlere sundu. Daha önceki evlerimizden daha güzel, daha sağlam, muhteşem şekilde görüldüğü gibi binalarımızı yaptı. 4 Şubat'ta da Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek inşallah. Burada kura usulü herkesin binaları kendisine çekilip verilecek noter huzurunda. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Çok adaletli, adil bir dağıtım olacağına inanıyoruz. Şu anda devam eden, tabii biliyorsunuz bu az bir ev değil. Burada yüzlerce, binlerce binamız yapılıyor. Kaliteli bir şekilde, hani depreme de çok dayanıklı olacağını söylüyorlar.
İnşallah da öyle olur. Zaten bir bakanımızın dediğine göre Nurdağımız bu depremden sonra en güvenilir yerlerden biri oldu. Ve öncelikle de tüm kardeşlerimiz, yani Nurdağlı bu ilçe köylerimize ve beldelerimize bağlı kardeşlerimizin Nurdağ'ına yatırım yapmalarını diliyoruz. Ki bunlar yatırım yapılırsa yeniden Şatırık, yeniden Sakçagözü, yeniden Nurdağ ve yeniden deprem bölgelerde filizlenip çıkacağına ve çok mükemmel, daha güzel, kaliteli bir standarda yaşamaya kavuşacağımıza inanıyorum. Ben yeni yapılan TOKİ evlerini gördüm. Muhteşem denilebilir. Bir külliye gibi, böyle bir şaheser yani, o kadar diyebilirim. Yani milyarlarla fiyatı ölçülmeyecek bir şekilde bunu gariban insanlarımıza devletimiz sundu. Devamını bütün, yani gerçekten halkımızın ihtiyacı olan kişilerine verilmesini istiyoruz. Dünyanın en zengin ülkeleri bile bu kadar kısa bir sürede böyle bir faaliyeti yapamazdı diye düşünüyorum ve yapamazdı da. Dünyada tek örnek yer Türkiye arkadaşlar. Biz buna inanıyoruz. Reislerimize inanıyoruz ve diğer şeylerimize de inanıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum.